Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. İlk cübbeyi kendi köyümde, ikinci köyümde İmam Hatip olarak giymiştim. İmamlık cübbesiydi. İkinci cübbede avukatlık cübbesiydi. Şimdi üçüncü cübbede Karabük Üniversitesi Senatosu'nun bugün takdim ettiği Fahri Doktorluk diploması ve cübbesi oldu. Önce Karabük Üniversitesi Rektörümüz hocamıza, Refik Polat hocamıza çok teşekkür ederim. Senato üyesi değerli hocalarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Doğrusu kendileri beni arayıp da bugün için böyle bir size ünvan takdim etmek istiyoruz dediğinde hafızamı yokladım. Geçmiş yıllarda da bana böyle bir teklifte bulunulduğunda doğrusu pek sıcak bakmamıştım. Çünkü bu bir hizmet karşılığı, işte hizmet ettiniz Karabük'e, üniversitenin gelişmesine katkıda sağladınız, katkı sağladınız. O nedenle size böyle bir diploma veriyoruz dendiğinde ben hiçbir görevi veya işi bir beklenti karşılığında yapmam. O böyle beni rahatsız etmişti. Nihayet Refik Hoca beni ikna etti. Bugün böyle bir programa katıldım. Doğrusu düşündüm, böyle bir payeyi hak edecek ne yaptım diye. Karabük Üniversitesi 29 Mayıs 2007'de kuruldu. Kurulduğu tarihte ben Karabük milletvekili falan değildim, İstanbul milletvekiliydim. Ancak o sırada Devlet Bakanı Boğaz Şapkan yardımcısıydım. Karabük Üniversitesi'nin kuruluş kanun tasarısının altında bakan olarak benim de imzam var. Ancak bu Karabük Üniversitesi'ne yaptığım bir hizmet olarak telakki edilemez. Çünkü birçok kanun tasarısının altında benim imzam vardır. Başka illerde kurulan üniversitelerin de altında vardır. Ancak üniversitemiz kurulduktan sonra kurucu rektörümüz Burhanettin Hoca sık sık bize gelirdi. Ben de üniversitemizin eksiklerinin giderilmesi bakımından elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Kadro tahsisleri, özellikle açıktan atama izinlerinin tevzi, çünkü Devlet Personel Başkanlığı benim bakanlığıma bağlıydı. Bu tür yardımlarımız olmuştu. Daha sonraki aşamada doğrusu Karabükliler de kendi üniversitelerine sahip çıktılar. O bakımdan ben bugün almış olduğum bu Fahri Doktorluk diplomasını ve ünvanını sadece şahsım adına değil, tüm Karabükliler adına aldım. O dönemde Karabük'ü parlamentoda temsil eden milletvekili arkadaşlarım adına aldım. Özellikle Karabük Üniversitesi'nin gelişimi için bazı fakültelerin, bazı yüksek okulların, hatta spor salonlarının, hatta kütüphanenin yapımına sponsor olan Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli Butullah Yolbulan adını aldım. Kamil Güleç adını aldım. Tüm Karabükler adını aldım. Çünkü böyle bir payeyi tek başıma aldığımı söyleseydim, bunu kendi içimde tartışmalı hale getirirdim. Vicdanım kabul etmezdi. O nedenle işte o dönemde milletvekilliği yapan arkadaşlarımız Mustafa Ünal, Mehmet Ceylan, efendim Cumhur Ünal, daha sonra Burhanettin Hoca, Osman Kahveci, şimdi işte Niyazi Hocamız, hepsinin de Karabük Üniversitesi'nin gelişimine katkılar olmuştur. Benim de bir nebze oldu. Ben hepsinin adına bu diplomayı aldım. Tekrar rektörümüze ve üniversite senatomuza şükranlarımı sunuyorum. Tabii bundan sonra da Karabük Üniversitesi'nin daha da gelişmesi için bize bir görev düşerse onu yerine getirmeye çalışacağım. Hocamızla bir hususu paylaştık. Karabük Üniversitemizde hukuk fakültesi yok. Ben aynı zamanda hukukçuyum biliyorsunuz. Hem YÖK hem de Adalet Bakanlığı, hatta Milli Eğitim Bakanlığı ülkede çokça hukuk fakültesinin olduğundan bahisle
yeni hukuk fakültelerinin açılmasına pek sıcak bakmıyorlar. Doğrusu bunu ben de biraz anlayışla karşılıyorum. Çok hukuk fakültesi var, çok hukukçu mezun ediyoruz. İşte önemli bir bölümü avukat oluyor. Her taraf avukat dolu ve avukatlarla görüşüyorum. Benim de çocuklarım avukat. Ben de geçmişte avukatlık yaptım. Dolayısıyla çok avukat var. Peki Karabük Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne sahip olmalı mı? Olmalı ama bir şartla olmalı. Bir farklılık olmalı Karabük Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde. Benim hem mesleki hayatımda hem siyasi hayatımda en çok rahatsız olduğum husus şuydu. Yabancı dil bilmemek. Artık çağımızda, artık Türkiye süratle bir dünya devleti olma yolunda hızla ilerliyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmişsiniz, mahkemesinin kararlarını kabul etmişsiniz. Dolayısıyla yabancı yargı kararlarını da inceleyebilecek bir yabancı dile sahip hukukçuların yetişmesi lazım. Yani siyasete girmişse, ben hukukçuydum ama yabancı dil bilmediğim için yabancı temaslarımda tercüman aracıyla konuştum. Bunun sıkıntısını yaşadım. Önerim şudur, bu YÖK'le görüşülebilir, ilgili bakanlıklarla görüşülebilir. Yabancı dilde eğitim yapacak bir hukuk fakültesi. Yani burada mezun olan bir hukukçu arkadaşımız, bu yabancı dil muhtemelen İngilizce olacaktır, olur. Çünkü daha çok İngilizce uluslararası camiada geçerli dil oluyor. Burada mezun olan hukukçu arkadaşımız, avukatsa uluslararası davalarda çok rahatlıkla avukatlık yapabilmeli. Eğer siyasete girmişse o dille siyasi faaliyetlerini yabancı sahada da çok rahatlıkla yerine getirebilmeli. Diyelim ki bir yargıç oldu. İşte Danıştay'da, Yargıtay'da, Yüksek Yargı'da bir göreve geldi hukukçu. Yabancı dil bilmezse onlar aynı sıkıntıyı çeker. O bakımdan yabancı dille eğitim yapacak bir hukuk fakültesinin Karabük Üniversitesi'ne kazandırılmasında yarar görüyorum. Rektör hocamız da böyle bir düşüncede, bundan da ayrıca memnun oldum. Ancak bu hukuk fakültemizin yabancı bir ülkenin üniversitedeki hukuk fakültesiyle bir protokol imzalaması lazım. Yani diyelim ki 5 yıl, sanıyorum hukuk fakültelerinin eğitim sayısını, yıl sayısını 5'e çıkartma gibi bir düşünce var. 5 yıl olursa 3 yılı Türkiye'de, 2 yılı da anlaşma yapılan o ülkede öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlarlarsa hem yabancı dillerini pekiştirirler hem de o üniversitede mezun olmuş gibi bir muamele görürler ve böylece bir farkı da Karabük Üniversitesi'ne kazandırmış oluruz diye düşünüyorum. Bundan sonra bu önerimi inşallah ete kemiğe büründürmeye çalışacağız. Bugünün anlamlarından bir tanesinin de bu olmasını arz ediyoruz. Görüyorum ki Karabük Üniversitemiz gittikçe gelişiyor. Uluslararası arenada da artık saygıyla anılan ve takip edilen bir üniversite haline geldi. Biraz önceki törende yapılan konuşmalarda da bu ifade edildi. Yani işte dünyanın 1000 üniversitesi arasına girmek buraya olan ilgiyi de artırmıştır. İnşallah ileride daha da yukarılara çıkan bir üniversite haline gelir.